Merhaba sevgili Kovalar ve Yükselen Burcu Kova olanlar. 28 Aralık 3 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar artık 2020'yi tamamlıyoruz. 2021'e merhaba diyeceğiz. Bu hafta yılbaşı ve dolunay meydana gelecek güçlü bir haftadayız. 2021'de merakla bekliyoruz, heyecanla bekliyoruz. Yeni yıl yorumlarınız hazır henüz izlemediyseniz. Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki 2021 yıllık videolarımızı lütfen izleyiniz sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Hafta başından itibaren ayın ışığı artık dolunay fazına ulaşmış olacak. Pazartesi ve salı öğle saatlerine kadar ay ikizler burcunda oldukça hareketli başlıyoruz haftaya. Zihnimiz de hareketli, düşünceleriniz çok hızlı. Zaten Mars'ın desteği de sizi çok hiperaktif hale getirmiş durumda. Biraz da sabırsızsınız çok çok fazla bilgi trafiği var. Araştırıyorsunuz, okuyorsunuz, bir şekilde fikirler üretiyorsunuz ve bunları etrafınızda hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorsunuz. Özellikle eğitim hayatınızla ilgili veya ticari faaliyetlerinizle ilgili önemli planlarınız, programlarınız olabilir. Salı öğle saatlerinde Ay Yengeç Burcu'na geçmiş olacak. Çarşamba günü 30 Aralık'ta yine sabah çok erken dolunayımız oluşuyor. 8 derece Yengeç Burcu'ndaki dolunay. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası tesirleri devam edeceği için tüm haftayı da etkileyecek bir dolunaydan bahsediyoruz. 6. evinizdeki dolunay sevgili Kovalar, işiniz, mesleğiniz ve günlük uğraşlarınızla ilgili bazı önemli açılımlar getirebilir. Farkındalığınız artabilir, içinde bulunduğunuz şartları iyi değerlendirebilirsiniz. İş arıyorsanız işle ilgili bazı gelişmeler olabilir veya süre gelen işiniz var, çalışmalarınız var. Burada emek harcadığınız bazı konular var. Hazırlıklarınız var. Bunların tamamlanması ve bunlarla ilgili bazı sonuçlar almanız da mümkün görünüyor. Genel sağlığınız da evet mercek altında olabilir. Biraz hani duygusal, e, zihinsel veya bedensel sağlığımızın hassas olabileceği bir süreç. Çünkü dolunaylar bizi etkiler. Özellikle midenize, sindirim sistemimize dikkat edin. Kendinizi çok yormamaya çalışın. E, var olan ee, sağlık sorunlarınız eğer kronik bir sorununuz varsa bu dolunayla bu tekrar şöyle bir açığa çıkabilir ve sizin onu şifalandırmanız için de size belki yeni şifa yollarını açabilir, önemli farkındalıklar verebilir. Hayat kalitenizi arttırmak, iş temponuzda özellikle daha fazla çalışmalarınızdan verim elde etmeniz için, sağlığınızı iyileştirmeniz için belki bazı dönüşümler yapmanız gerekiyor zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz, uyku düzeninizi tekrar şöyle bir daha sağlıklı hale getirebilirsiniz, beslenmenize dikkat edebilirsiniz. Sağlıksız besleniyorsanız, artık belki bazı zararlı alışkanlıkları çıkarmanız gerekiyor hayatınızdan. Beslenme düzeninizde yeni bir e, diyet programı olabilir, e, günlük hayatınızda yeni bir çalışma programı veya bir spor programı olabilir. Tüm bunlar bundan sonrası için yeni yılda beraber. Hayatınızı iyileştirmek adına da sizin için güçlü açılımlar getirebilir sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta, güzel bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.